Ne güzel oynadılar değil mi? Arkadaşlarımız için kocaman bir alkış istiyoruz. Yoker Bilge ve sahne ve gösteri sağladığı kulübü üyelerine yürekten teşekkürler. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı münasebetiyle sizler için seçtiğimiz Nurullah Genc'e ait Yağmur adlı isimli şiiri okumak üzere beş telsiz Bilge ve Dil ve Yazı Kulübü'nden Asiye Topçu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Bir gece yansıyınca kent isimli konuda toprağın çillerinden arındırır bir yazdı. Kutlu bir zaferdir bu ebabi durumda. Rahmet vadilerinden boşanır ağabı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllar bol bulanık suları yudumladık. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kutsalı. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretim alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal düştü, gözümde bir an düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini çekti. En son ağzımızdan inci ve mercan düştü. Keşke bir gölge kadar yakınında dursam. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklan bir bakışla ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, kan düştü. Masuma sürgün edin, zalime cihan düştü. Sana mehtun ve hayran, sana rağm olanlara bir belaç verinle ağır imtihan düştü. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkumcu. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Sensiz tutunduğumuz damlardan yılan düştü. İlk karartı olan, sonra heyran düştü. Güvenilen dağları kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarına tüskülü yalan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir dönüş de ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakışla ben olsaydım. Uğrunda koparlan bir başla ben olsaydım. Mahir aldan süren bir yaşla ben olsaydım. Dokunduğum bir parça kumaşla ben olsaydım. Senin için görülen bir düşle ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüşle ben olsaydım. Senin misalinle bir gülmüşle ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyşle ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle doğsaydım. Bantını yıkmak için kuşandığın kılıcın kamzasında bir diğer gümüşle ben olsaydım. Asiye'ye gönülden teşekkürler. Değerli konuklar, sevgili arkadaşlar. Bizleri coşturacak ve kulaklarımızın pasını isteyecek bir mehter türküsüyle sizlere baş başa bırakıyoruz. Seyit Nizam Bilge ve Kitap Dostları Kulübü'nden Musa Akbulut bizler için söylüyor.
vermişsiniz. Kocaman bir alkışa hak etmedi mi? Bu türküyle birlikte programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve diyoruz ki en büyük güç aklın gücüdür, bilginin gücüdür. Gençlik demek, gelecek demektir. Bizler bu düsturla çıktık yola. Sloganımız şu. Zaman bizdedir ve gelecek bize emanettir. Bu güzel gösterileriyle törenimize renk katan küçük yerlerimize tekrar kocaman bir alkış daha istiyoruz. Evet değerli misafirler ve sevgili bilgi evi üyeleri, beklenen an geldi. Dilerseniz üyelerimizi daha fazla heyecanlandırmadan sahneye davet edelim. Yaz boyunca yapmış olduğumuz çalışmalarda toplamda 141 üyemiz ödül almaya hak kazandı. Kulüpten, münazara, bilgi yarışması, satranç, masa tenisi, futbol, voleybol turnuvaları ile dop dolu bir yaz dönemine imza attı. Bu çalışmaların yanı sıra 250 üyemiz ile bir sürü yere gittik, gezdik, eğlendik. Bu çalışmalarda birbirinden çeşitli bir bitkileri tanıdığımız Nezahat Gökyiğit Botanik Parkı'ndan denizin tarihine yolculuk yaptığımız Deniz Müzesi'ne, uçakları tanıdığımız Havacılık Müzesi'nden iyi bir sürücü ve yayının nasıl olması gerektiğini öğrendiğimiz Trafik Eğitim Parkı'na ve yangına karşı bilinçlendiğimiz İtfaiye Eğitim Merkezi'ne kadar İstanbul Kazan Bizkepçe birçok yeri gezdi. Evet, işte dereceye giren ödül sahiplerini açıklama vakti geldi. Bu yaz 875 üyemiz kulüp faaliyetlerine katıldı. 13'ü bir...